Evet, tüm bu gelişmeler karşısında siyaset ne yapacak bunu konuşacağız demiştik Güne Bakış'ta. Konuğumuz var, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Ankara Büromuzda. Tuğba Atav'ın konu olacak. Tuğba, sizi dinliyoruz. Senem, teşekkürler. Evet, konuğum AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler diliyorum. Türkiye çok olağanüstü bir süreçten geçiyor. Ya az önce izledik işte, Cizre'de 6 gündür sokağa çıkma yasağı var. Bölgeden terör olayları her gün artıyor. Gerilimler var, sokağa dökülmüş eylemler var. Parti binaları yakılmak isteniliyor. Medya kuruluşlarına saldırılar oluyor. Bu durumu nasıl tanımlıyoruz? Şimdi öncelikle şehit olan asker ve polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şimdi aslında son verdiğiniz haberden yola çıkacak olursak, şimdi Türkiye'de siyaset yapan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında demokratik siyasetin bir parçası olan Halkların Demokratik Partisi Cizre'ye gitmek istiyor. Ve orada ne olduğu son derece açık. Orada hendekler kazılıyor, mayınlar döşeniyor ve bu ülkenin bir ilçesinde bir mahalle kurtarılmış mahalle haline getirilmek isteniyor. Ama bu demokratik siyasetin parçası olan genel başkan orada yapılan hukuka aykırı, asayişe aykırı ve devlete bir başkaldırıya dönüşmüş durumu düzeltmek için siyasetin kendisine verdiği imkanları kullanmak yerine orada o mayını döşeyen, o sokağı kapatan ve orayı kurtarılmış bölge haline getirmek isteyen kişilere çağrıda bulunmak yerine ne yapıyor burada? Tam tersine o başkaldırının bir parçası olmayı tercih ediyor. Yani biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyoruz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsil edildiği parlamentoya bağlı parlamenterler olarak görev yapıyoruz. Ve hepimizin bağlı olduğu hukuk kuralları var. Yani dünyanın her yerinde devletin güvenlik güçlerine karşı namlu çeviren her insan terörist vasfına sahiptir. Şimdi siz devletin polisine kurşun sıkan, devletin askerine kurşun sıkan ve bölgede uzunca bir zamandan beri ısrarla söylediğimiz, biz ne diyoruz? Bölgede birilerinin mahkemeler kurmasını istemiyoruz, birilerinin vergi toplamasını istemiyoruz, birilerinin zorunlu askerlik adı altında çocuklarımızı dağa kaldırmasını istemiyoruz. Ve biz bu durumu düzeltmek için siyasetin harekete geçmesini istiyoruz. Peki siyaset ve siyaset kurumları herhangi bir engele tabi mi? Bakıyorsunuz Dilek Öcalan milletvekili olabiliyor, Ferhat Encü milletvekili olabiliyor. Peki Dilek Öcalan'a, Ferhat Encü'ye siyasetin yolu açılırken neden bölge insanına dağın yolu gösteriliyor? Şimdi burada mesele şöyle çarpıtılıyor maalesef. Sanki ben dışarıdan baksam, yani Türkiye'de yaşamasam ve yurt dışında yaşayan ve Türkiye'yi de bilmeyen bir insan olsam şöyle bir algı oluşturuluyor. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil de, yani kendi meşru müdafasını, savunmasını yapan bir devlet değil de sanki terör örgütü mağdurmuş gibi bir algı oluşturulmaya Sayın çalışılıyor. Sayın şu durumda meclis toplansa, yani neden meclis tatilde, Türkiye bu kadar alev alev şimdi dört bir yandan yanarken meclis tatili neden kesip şimdi toplanmıyor? Bakın. Mesela HDP'lilerin de 80 milletvekili var. Tüm bunlar orada yüz yüze tartışılsa, konuşulsa daha iyi olmaz mı eleştirileri şimdi var? Şimdi bakın, meclis bu konuda üzerine düşeni bugüne kadar yaptı. Meclis terörle mücadele konusunda çözüm süreciyle ilgili bir araştırma komisyonu kurdu. Meclis 6 maddelik bir terörle mücadele konusunda çerçeve kanun çıkardı. Bu sorunun çözümü için siyaset sonuna kadar risk aldı ve bu riskin de büyük bir bölümünü, hatta tamamını AK Parti üstlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi geçen gün olağanüstü toplandığında ve üstelik tezkere gibi çok hayati bir konuda toplandığında mecliste neler yaşandığını gördük. Dolayısıyla mecliste temsil edilen siyasi partilerin öncelikle bu konu hakkında Türkiye'nin yanında, Türkiye'nin âli menfaatlerinin yanında pozisyon alması gerekiyor. Şimdi mecliste 80 milletvekiliyle temsil edilen 102 tane belediyesi olan %13 oy almış bir siyasi parti
eğer devlete karşı baş kaldıran ve devlete karşı iç savaş çağrısı yapan bir pozisyona savruluyorsa, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasının oluşturacağı fayda nedir? Yani işlemez mi? Yani meclis şimdi, açılsa bakın, gerektiğinde gerektiğinde şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığımızda tamam, diyelim ki biz bu konuyu araştırması için bir meclis araştırma komisyonu kuralım diyelim. Bu konuda yapılmış iki tane çalışma var ve bu çalışmaların komisyon raporları var. Bu konuda dediğim gibi daha önce meclis üzerine düşeni yapmış ve bu konuda bir düzenleme yapmış, bir kanun çıkarmış ve bu ülkede tam terör çözülme noktasına gelmişken birileri örgüte dedi ki bir dakika sen neden silah bırakıyorsun? Medyadan hatırlayın. Hatta Türkiye'de bazı köşe yazarları, kalemşörler medya şeye, örgüte silah bırakma çağrısı yaptılar. Ve tabii uluslararası başkentlerin bölgede doğan fırsatlar üzerinden de örgüte fısıldadığı şeyler var. Burada bizim üzerinde durmamız gereken iki temel husus var. Bir, evet seçim 7 Haziran seçimleri yaşandı. 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye yeni bir siyasi iklime girdi. Koalisyon arayışları oldu ve bu koalisyon arayışları sonuç vermedi. Ve anayasal bir hükümet kuruldu. Şu anda bir AK Parti hükümeti değil, anayasal bir hükümet, seçim hükümeti şu anda görev yapıyor. Bu ne demek? Bütün siyasi partilerin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Ama ısrarla bu durumu kendi siyasetlerinin bir parçası haline getirmek ve daha da acısı siyaseti de bir çözüm siyaseti değil, bir tıkanma ve kaos siyaseti haline getirmek. Şimdi daha açık konuşur musunuz? Milliyetçi yani, Hareket Partisi olarak kimi eleştiriyorsunuz? Şimdi bakın, Milliyetçi Hareket Partisi'ni. Şimdi bakın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon konusundaki tavrını biliyoruz. CHP'nin koalisyon konusundaki tavrını biliyoruz. Hiçbir siyasi parti bu şartlarda, şimdi diyorlar ya, AK Parti seçimi kazanmak için bütün bu olaylar oluyor gibi, evet, bir kara propaganda yürütüyorlar şu anda. Hiçbir siyasi parti terör ortamında, şiddet sarmalının oluşturulmak istendiği bir ortamda seçime gitmek istemez. Biz bütün bu riskleri üstlenerek ve hepsinden önemlisi de şimdi hatırlayalım, çözüm süreci devam ederken o gün bu çözüm süreci neden var diyenler bugün diyorlar ki neden devlet operasyon yapıyor? Ya da diyorlar ki bu savaş işte Tayyip Erdoğan'ın savaşıdır. Yani ana muhalefet partisinin genel başkanı 16 şehidimizin olduğu gün pusu kuran, haince pusu kuran terör örgütünü lanetlemek yerine ülkenin cumhurbaşkanına saldırmayı tercih ediyor. Şimdi burada her zamankinden daha çok aklı selime ihtiyacımız var. Evet, şu anda belki de ülkede değil mi? İşte sokağa çıkmış eylemler yapmaya hazır ve yapan bakın, kitleler tepki, varken tepki ve protesto siyaseten, çok başka evet, şeyler. Evet, mesajlar bakın, çok önemli o anlamda. Tabii ki biz terörü lanetlemek için yürüyeceğiz. Hı-hı. Bütün İspanya gibi, İngiltere gibi terörden mağdur olmuş ülkelerde, hı-hı, Fransa gibi terörden mağdur olmuş ülkelerde bunu gördük. Hı-hı. Terör lanet mitingleri yaparsınız. Toplu halde bütün kesimler bir araya gelir ve bunu lanetlersiniz. Ama masum insanlara saldırmak ve tam da terörün oluşturmak istediği kaos ortamına hizmet edecek davranış ve tutumlardan bütün siyasi kesimlerin, hatta bütün kesimlerin sakınması gerekir. Şu noktada sözünüzü bölmüş gibi olmayayım ama bir liderler zirvesi yapılamaz mı? Yani şimdi, bunu masa etrafında liderler toplansalar Ve tabanlarına bu şekilde bir çağrıda işte Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Başbakan bir araya geldiler, görüştüler daha önce. Yine seçim hükümeti kurulmadan önce operasyonlarla ilgili genel başkanlar bu konuda bilgilendirildi, gerek görüldüğünde, evet, yine liderler bir araya gelir. Tam da anlatmak istediğim şey bu. Hı hı. Yani burada bir, aklı selim, iki, sükunet, üç, terörün amacı olan korku, kaygı, endişe ve şiddet sarmalına kesinlikle girmemek. Şimdi terör örgütü bölgede insanları sokağa çıkarmak için büyük bir çaba sarf ediyor şu anda. Yani 14 Temmuz'da ilan ettikleri devrimci halk savaşını bölgeye taşımak için şu anda büyük bir çaba sarf ediyorlar. Ama bölge insanımız büyük bir sükunetle bu çağrılara kulak asmıyor. Ama şimdi eğer
Türkiye'nin bir bölgesinde insanlar sükunetle sokağa çıkmayı reddederken, Türkiye'nin diğer bölgelerinde eğer insanlar etnik kimliklerinden dolayı şiddet görüyorlarsa, güvenlikleriyle ilgili sorun yaşıyorlarsa, sokağa çıkan insanlar bunları tehdit ediyor ve bunların güvenliklerini riske düşürecek davranışlarda bulunuyorsa, bu da bir nevi terörün amacına hizmet etmektir. Şunu burada net olarak koyalım. Kimse kendisini kanun yerine koymasın. Türkiye'de Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte de bu tür sorunları yaşamıştır ve bunların hepsini aşmıştır. Evet. Bugün de herhangi bir vatandaşımızın hiçbir şekilde güvenliğiyle ilgili, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir kaygı duymasın. Evet, şimdi şu anda şöyle bir sorun kaygı var. Evet. Ama Türkiye bu sorunu aşacaktır. Evet. Ve Türkiye güvenli bir şekilde seçim güvenliğini de sağlayarak seçimlere gidecektir. Ve Türkiye bu sorunlarla baş edebilecek güçtedir. Evet, mutlaka öyledir ve bir taraftan da işte MHP liderinin sükunetim çağrısı var. Öte yandan çözüm süreci artık bitti, bir daha hiç olmaz diye ümitsizliğe kapılan kitleler var. Çözüm sürecinde sizin de çok emeğiniz var. Örneğin Öcalan niye devreye sokulmuyor bu süreçte? Şimdi bakın, çözüm süreciyle ilgili toplumda şu anda oluşmuş çok büyük bir öfke var. Çünkü insanlara çözüm süreci işte bütün bu olanların sebebi olarak gösteriliyor. Ama şunu unutmamak gerekir. Bugün bölgede insanlar terörle arasına mesafe koyuyorsa, şiddetle arasına mesafe koyuyorsa, ısrarla siyasete tutunmayı tercih ediyorsa, bunun sebebi çözüm sürecinin bölgede oluşturduğu huzur ve güven. İnsanlar o huzur ve güven ortamının devam etmesini istiyorlar. Çözüm süreci bölgede çok ciddi bir iyileşme geçmişte sağladı. Efendim işte çözüm sürecinden istifade ederek birileri silahlandılar, birileri yollara bomba döşediler, şu oldu bu oldu vesaire. Devletin güvenlik güçleri bunlarla mücadele ediyor. Peki bu 2012'de olmadı mı? 2009'da olmadı mı? 1990'larda olmadı mı? Efendim Türkiye 1990'lara dönüyor. Hayır, Türkiye 1990'lara dönmüyor. Örgüt 1990'lara dönmek istiyor. Örgüt en iyi bildiği şeyi yapmak istiyor. Öldürmek, şiddet ve şiddet sarmalını tekrardan oluşturmak istiyor. Ama biz bölgede insanımızın güvenliğini sağlamak için, bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için üzerimize düşeni yapacağız. Öcalan konusuna gelince, 2013'te Öcalan silahların bırakılma çağrısı yaptı. Peki bu çağrıya örgüt uydu mu? Örgüt Mayıs ayında çekilmeye başladı ve sonra Haziran ayında 2013'te çekilmekten vazgeçti. Neden? Çünkü uluslararası başkentler örgütün önüne bölgede çıkan fırsatları koyduğunda ve Suriye'de ortaya çıkan, Irak'ta ortaya çıkan fırsatları gördüğünde örgüt bu defa başka hesapların, başka planların parçası haline geldi. Dolayısıyla geçmişte Öcalan'ın çağrılarına örgüt hangi tepki verdi ki bugün örgüt Öcalan'ın çağrılarına kaldı ki Kandil açıklama yaptı. Yani silah bırakılmasına karar verecek olan İmralı değildir diye de Kandil açıklama Peki, yaptı. O zaman ben size şunu sorayım. 7 Haziran seçimlerinden sonra siz de söylediniz. Türkiye bambaşka bir iklimle çevrilmişti. O geçen sürede, birkaç aylık sürede geldiğimiz nokta hakikaten çok vahim ve çok endişe verici. O dönemde özellikle CHP ile AK Parti arasında istikşafi görüşmeler sonucunda aslında işte ekonomi çevrelerinde, siyaset çevrelerinde bir büyük koalisyon kurulması konusunda da çok destek almıştı. Ancak kurulamadı. O dönemde evet MHP'nin tavrını biliyoruz. Bir koalisyona olmaz. Onlar evet. Koalisyona yaklaşamayız dedi ama CHP öyle değildi ve CHP koalisyonu gerçekten istediğini bildirdi. O dönemde AK Parti ile CHP arasında bir koalisyon kurulsaydı bugün bunları yaşıyor olur muyduk? Şimdi bakın, istikşafi görüşmelerin başlamasının sebebi bir koalisyon zemini var mı yok mu bunu görmekti. Yani bir koalisyon kurma imkanı var mı yok mu bunu görmekti. Ve bu görüşmelerin sonunda onlar bize bir teklifle geldiler, biz de onlara bir teklifle gittik. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha bundan iki hafta önce açıkladığı ve tek bir tanesini söyleyeyim, dış politikanızdan 180 derece döneceksiniz. Ve Türkiye'nin 13 yıllık icraatlarıyla ilgili çok büyük hatalar yapılmıştır. Kurulacak olan ortak hükümet bir onarım hükümeti olacaktır. Bir restorasyon hükümeti olacaktır gibi bir siyasi partinin kendisini inkarını talep eden bir yaklaşım orada olduğu için
bu ortak hükümet kurulamadı. Ama bütün bunların bize gösterdiği bir şey var. Geçen gün meclis açıldığında da aynı şeyi gördük. Eğer bir ülkede siyaset güçlü bir şekilde konsolide olmuyorsa ve siyasetin unsurları olan siyasi partiler de o ülkenin ortak vizyonu ve geleceği konusunda ortak bir zemin oluşturamıyorlarsa, o zaman hem siyasi istikrarla ilgili hem de ekonomik istikrarla ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani bizim iktidar olmak gibi bir, yani biz mutlaka iktidar olmalıyız, biz iktidarı bırakmayız gibi bir iddiamız yok. Bizim söylediğimiz şey sadece şu, biz diyoruz ki Türkiye'nin güçlü bir siyasi iradeye ihtiyacı var. Çünkü Türkiye içinde bulunduğu bölgenin şartlarından dolayı ve geçmişte yaşadığı deneyimlerden dolayı Türkiye güçlü bir siyasi iradeyle yönetilmesi gereken bir ülke. Son birkaç dakikam var. Tüm bu yaşananlardan önemli bir siyasi aktör olarak ve AK Parti'nin önemli bir kurmayı olarak siz siyaset kurumu olarak nasıl bir öz eleştiri yaparsınız? Yani biz de siyaset olarak şurada hata yaptık dediğiniz noktalar var mı? Şimdi mutlaka her siyasi pozisyonun mutlak doğru olduğu söylenemez. Yani her siyasi parti ve her insan la yüsel değildir. Yani ama burada önemli olan şey şudur. Bugüne kadar 13 yıl içerisinde AK Parti attığı her adımı bu ülkeyi büyütmek, bu ülkeyi güçlendirmek, gençlerimizin, kadınlarımızın, toplumsal kesimlerin, toplumsal taleplerin karşılanması, her birimizin özgür ve zengin bir ülkede özgürlüklerimizin ve haklarımızın güvence altında olduğu bir ülkede yaşama mücadelesidir. Ve siyasetin de ortak amacı budur. Yani biz bu meseleyi çözmeye çalışırken de insanların evet, siyasete tutunmasını isterken ve sorunların siyaset yoluyla çözülmesini isterken de yapmak istediğimiz şey bu zaten. Anladım. Şimdi o zaman sohbetimizin ilk başında da izlediğimiz habere tekrar dönerek devam edelim. HDP'liler Cizre'ye doğru Selahattin Demirtaş'la birlikte milletvekilleri yürüyor. Cizre'ye sokulmadılar. Mardin Midyat çıkışında durduruldular. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın, yani niye sokulmuyorlar? Geçen gün bir olay yaşandı. Bir tane sivil minibüs şoförü Cizre'de PKK'lıların döşediği mayına çarptı ve sanıyorum Şaban Akış'tı ismi, tam yanlış hatırlıyor olabilirim ve hayatını kaybetti. Şimdi Cizre'yi mayınlarla döşeyen, Cizre'nin özellikle bir mahallesini kurtarılmış bölge haline getirmeye çalışan bu insanlara dönük neden siyaset, neden siyasi, demokratik siyasetin bir parçası olduğunu söyleyen bir genel başkan onlara bundan vazgeçmelerini söylemek yerine ve orayı yaşanır bir hale getirmelerini söylemek yerine neden onlara değil de orada Cizre'de yaşayan insanların güvenliğini sağlamak için mücadele eden, asayişi sağlamak, güvenliği sağlamak için mücadele eden emniyet güçleriyle mücadele etmeyi tercih eder? Bu sorunun cevabını vermek lazım. Evet, görüntülerde gene izliyoruz, yürüyorlar Selahattin Demirtaş ve Cizre'ye doğru. Bakalım gün içinde başka hangi gelişmeler olacak. Tüm siyasi değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, tekrar sözü İstanbul'a bırakacağım. Konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'dı. Söz Senem Ilgaz'da. Tuğba Atal, teşekkür ediyoruz. Güne Bakış'ın...